balık diyet yapmanın en önemli unsurlarından biri. Şimdi Ayvaz Şef'in yanına konuk oluyorum ve balığın sağlıklı yaşam için önemini öğreniyorum. Bugün yine mutfaktayım. Şef Ayvaz Akbacak'tan sizler için çok güzel tarifler alacağım. Nasılsınız şefim? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize bugün ne tarifleri vereceksiniz, neler yapacağız? Son moda muhteşem iki tarif paylaşacağız. Güzel bir balık yapacağız. Bir de çok güzel böyle nasıl anlatayım. Herkesin wow diyebileceği basit malzemelerden de şık bir salata hazırlıyor. Hatta size hazırlatacağım ki bakalım sevgili izleyiciler siz de evde hazırlayabilir misiniz diye test edeceğiz Müge Hanım'la. Şimdi şunu vereceğim. Bunu böyle küçük parçalar halinde birine sinirlenmiş gibi böyle lime lime hani küçük küçük. İsteyen burada soğan kullanabilir, isteyen kullanmayabilir ama gripler çıkmaya başladı. Soğanı artık sofralarımızda, salatalarımızda bol bol kullanalım. Şöyle istediğiniz şekilde salatalıklarımızı doğradık. Ve olmazsa olmaz turp. Evet, turplarımızı da attık. Şöyle. Sizde eldiven olduğu için şöyle bir karıştıralım. Şu anda. Ve bol miktarda haşlanmış buğday. Tabii sevinirim. İçerisine kinoa. Evet, salatamızı güzelce karıştırdık. Hemen şuradan ben bir tane portakal soyacağım. Görsel güzel olduğu zaman şefim zaten insanın böyle bir yemek yemeden önce de bir karnı doyuyor, gözü doyuyor derler ya. Kesinlikle. Önce göz doymasına. Zaten bizdeki hani profesyonel çalışmalarda insanların önce göz dokusu, onu bir şey yapmamızın, sonra damak, ondan sonra da bütçeye uygunsa çok güzel, keyifli bir yemek olmuş oluyor. Salatamız bitti. Gerçekten çok güzel kokuyor. Görsel olarak da çok güzel oldu. Salatalardaki fiyatlar neye göre belirleniyor? Aslında içindeki malzemeler hemen hemen aynı her yerde. Şimdi restoranda fiyat politikası şöyle işliyor. Birinci kural lokasyon. Yani Boğaz'a yakın bir yerdesiniz ya da çok güzel bir yerdesiniz. Kaliteli bir mekanın içerisine girdiğinizde yatırılan yatırım artık salataya da lanse ediyor, çıkması lazım. Kullanılan tabak, çalıştırdığınız bir şefin popüliter değeri. Bunların hepsi salatanın fiyatında bir etken. Taze olması. Taze olması. Ama bir de ikinci plan kullanılan iç malzeme. Salatanın yanına en çok ne yakışır? Tabii ki balık. Şimdi ben şefimden balık pişirme yöntemlerinin hepsini öğreneceğim. Ve ayrıca bize söylemek istediğiniz bir şey var mı şefim? Son modaya özel. Şimdi o zaman son moda bir tarif yapacağız. Öncelikle burada birkaç pişirme tekniği, birkaç malzemeyle ilerleyeceğiz. Altına ıspanaklı, mantarlı, biberlerden oluşan bir yatak yapacağız. Bu birinci aşaması. Sonra balığımızı işleyeceğiz. Sonra üzerine 3-4 farklı sos yapacağız. Ve bunu tütsüyle beraber sunacağız. Tereyağını istediğiniz kadar kullanabilirsiniz ama şu an ben bir porsiyon sadece size yapacağım için yani 15-20 gram arası koyduk. Burada ıspanaklarımız var. Ispanaklarımızı da doğrayalım. Sonra biz bunu pişirmeye geçeceğiz. Balığımızın yatağı yavaş yavaş hazırlanmaya başlıyor. Balığın en lezzetlisi kendi kemiğiyle beraber fırında ağır ateşte pişendi. Bunu derisini almadan çok hafif unladıktan sonra birazcık zeytinyağı ızgaraya koyun. Sonra hafiften bir fırına verin, kendi suyuyla pişsin. Muhteşem bir balıktır. Şimdi bu balığımızın alt şeyi, soğanımız, mantarımız, renkli biberlerimiz, ıspanağımız. Bunlar şöyle kenarda kalsın, birazdan pişirmeye geçeceğiz. Şimdi balığımızın derisini çıkartacağız. Şimdi balığımızın filetosunu çıkarttık. Şurayı kontrol ediyoruz. Kılçık kalmadı.
Ben siz gelmeden ayıklamıştım bunları. Bu yapacağımız yemekte filetoyu kullanacağız. Şöyle gösterelim. Şöyle yapalım mı? Bunu sen şu grubu şöyle verelim. Oradaki arkadaşlar bunu yavaşça pişirsinler. Hemen sonra biz devam edelim balığımıza. Soğumadan tüketelim. Bunu sarıp bekletip bir yerde tutamazsınız. Neden? Çünkü patates soyulduktan sonra artık siyah bir renk almaya başlar sevgili izleyiciler. Bunu ya suyun içinde bekletmeniz gerekecek ya da limonlu bir şeyin içerisinde. Ama bunların hiçbirini yapamazsınız. Yani şu ürünü yaptıktan sonra kenarda dursun, sipariş geldiğinde yapalım. Hayır. Ondan dolayı fine tarzı çalışmalar, yani kişiye özel çalışma dediğim kısım bu. Şöyle gösterelim. Bunu şimdi ne yapacağız? Derin yağda, çok fazla kızgın değil, hafif ılık yağda kızartacağız. Nar gibi kızardıktan sonra bakın ıspanak hazırlanacak. Bunun yanına sosları hazırlanacak. Sonra tabaklanacak. Bir de üstüne tütsü vereceğiz. Hangi ağacın aromasını seviyorsanız onunla beraber tüketeceksiniz. Ben şimdi kızartmaya gidiyorum. Direkt önüme getirseydiniz, işlemini görmeseydim, balık demeye şahit isterdim. Gerçekten çok güzel duruyor. Evet. Patatesle kızarmış levreklerimiz. Getireyim hadi o zaman daha bitmedi, onun daha işi devam. O zaman hadi başlayalım. Evet, şimdi sunum için yapmış olduğumuz ıspanaklı, mantarlı, biberli, içerisinde krema ve peynir ilave ettiğimiz alt yatağımız. Balığımızın yatağı. Aynen bunu şöyle birazcık. Diyelim ki biz bir restoranta gittik ve bu balıktan sipariş verdik. Hazırlanması ne kadar sürüyor? Maksimum 15-20 dakika. 15-20 dakika. Çünkü bu demin söylediğimiz gibi kişiye özel bir çalışma olduğu için tamamen her şeyini sıfırdan yapman gerekiyor. Bekletebileceğimiz bir çalışma değil. Ondan dolayı bunu keyifle beklemek lazım. Burada hangi ağacın aromasını seviyorsan, ceviz, limon, meşe, duman basacağız içerisine. Yaşamımızda da görsel çok önemli olduğu için bizim bu böyle aynen. Masanıza geldiğinde söyleyelim tekrar patatesli zevrek aslında evet. Bu. İlk bakıldığında böyle bir böreğe benzetebilirsiniz, suşiye benzetebilirsiniz. Şimdi çok güzel kokuyor, ben bir an önce tadına bakmak istiyorum. Hadi o zaman sofraya. Balığımız hazır, salatamız da daha önceden hazırdı biliyorsunuz. Ben bir an önce tadına bakmak istiyorum. Gelin. Birlikte patatesli levrek yaptık, salata yaptık ve balık pişirme tekniklerini öğrendik. Başka bir konuyla görüşmek üzere.